Evet sevgili izleyenler, Kan davasının seyrini konuşmaya çalışıyorduk ve bu topraklarda barışın, huzurun hakim olması için herkesin buna öncü olacağını söylendi ama yüzyıllardır bölgede kan renkleşen, kimi zaman bir kız davası yüzünden, kimi zaman namus davası yüzünden, kimi zaman bir metrekare arazi yüzünden, kimi zaman iki gencin sözünün birbirine denk gelmemesi yüzünden, kimi zaman köy alanında iki tane gencin kavgası, öteki tane çocuğun kavga etmesiyle başlayan kan davaları, kimi zaman da bazı ailelerin buradan göç etmesine, evinin barkının yıkılmasına, arazisini terk etmesine kadar bugüne kadar süre gelmiş ve devam etmiş. Ama bu akşamki kanaat önderleri, diğer adıyla barış elçileri diye söylenen, aslında biz burada onların bizim bildiğimiz isimlerini söyledik ama belki de kendi aşiretleri içerisinde, kendi aileleri içerisinde, kendi toplumları içerisinde farklı isimlerden adlandırılabilirler. Farklı ünvanları vardır. Biraz önce Bekir ve İsmail Bey'e söylediği gibi onun kendi az bölgede kendine göre bir isimleri vardır. Ama ben kan davalarda şunu sormak istiyorum. Sayın Hasan Kaya'dan başlamak istiyorum. Sayın Hasan Kaya, şimdi geçmişte kan davası olduğu zaman, iki aşiret arasında olduğu zaman aşirette birbirleriyle kan davalı olurdu. Son dönemlerde aileler birbirleriyle kan davalı olur. Eğer aşiret kan davalı olduğu zaman o aşiretten, diğer aşiretten birini gördüğü zaman hakak birlik kendi aralarında bir problem çıkardı. Hatta bazen o aşiretlerin içerisinden bölgeden göç edip topraklarını bırakan insanlar da olmuştur. Bunu geçmişte filmlerde de şeylerde de gördük. Halen bu bölgede böyle bir şey yaşanıyor mu? Yoksa aileler arasında olduğunda burada göç eden aileler var mı halen böyle? Ve bunları yaptığınız zaman özellikle aşiretler arasında olduğu zaman özellikle aşiretin önde gelenlerini mi alıyorsunuz? Ailelerin önde gelenlerini mi alıyorsunuz? Yoksa bu işte mağdur olan insanların da mı önce görüşüp bu barışı sağlıyorsunuz? Şimdi bu konu daha önceki çok zaman yani bundan 40-50 sene önce aşiretler hakikaten bir kan davası için karşı karşıya geliyorlardı işte biliyoruz yani. Ama şu anda familyeler, kabileler, evet. Aile. Şimdi familya ayrı, kabile ayrı. Evet. Yani kabilenin içinde bir familya çıkıyor. Mesela diyelim biz ama şöyle diyelim. Benim kabilemi söyleyeyim ya. Çiçek kabilesi. Evet. Bunun için familya da çıkmış. Evet. Dedeler üstüne familya da çıkıyor. Şimdi bu arada şu bir kan davası oldu mu kabileler karşı karşıya. Aşiret değil. Aşiretler şey etmez. Yalnız aşiret ve aşiret reisi, aşiretin ileri gelen büyükleri, yaşlıları, makbul insanlar araya girir. Barış için. Yoksa bundan 40-50 sene önce veya 60 sene önce ben tabii hatırlamıyorum. Ben babalarımızın, atalarımızın da aşiretler karşı karşıya gelirdi. Ne? Bir adam öldü mü Şihan aşireti, Dügerli aşireti, Karageç aşireti, mesela Badılı aşireti bunlar bir karşı karşıya gelirlerdi. Ama bütün aşiret kalkardı. Büyüklerimizin anlattığına göre. Evet. Maalesef şimdi o kalktı. Şimdi birisi mesela aşiretler diyelim şeyde gene de tabii bu ortada bir küsme davası olur, kızma olur. Yalnız barış için şeydeler, büyüklerimiz daima barış olur. Kabileler arasında olur. Aileye gelince bir kabile içerisinde mesela diyelim iki ev, iki aile birbirine şey oldu. O kabilenin ileri gelen ve aşiretin de ileri gelen onların arasına girir, görür. Ama göç davası göç olabilir. Mesela daha iş tezeyken, kan davası tezeyken adam öldürdü. Mutlaka bir taraf yükleyecektir. Bir köyden oradan şey değil. Yani daha doğrusu öbür tarafa meydan vermemek için yüzünü çevirecek. Daha o ev oradan yükleyecek, başka yere gidecek. Bunlar birbirine yakın yerde yaşayan yakın insanlar. Yakın olmaz. Bunu tabii herkes bu aşiret davasındadır. Aşiret de olsun olmasın. Bu böyle olacak. Ondan sonra millet araya girdi mi tekrar bir araya gelirler. Biraz önce abimin anlattığı gibi o kabilenin içine veya aşiretin içerisine ileri gelen kim ise onu kefil olarak kabul eder. Şimdi kefil dediğimiz yani ben bu kabileye ve bu eve, bu aileye kefilim. Hı. Bu işi daha yapmamak için. Gelir aileye ve kabileye danışır. Der ki ben size kefil olacağım. Şu karşı tarafa zarar ziyan vermeyeceksin veya öldürmeyeceksin, yol kesmeyeceksin. Malını, canını, kıyını, ezini, ayağınız ben kefilim buna. Onlar da evet kefil olursan o kefaleti alır. Kefalet aldı mı mesul odur. Herhangi bir olay olursa karşı taraf, öbür taraf bunu yakalayabilir. Yani kefil her şeye, kefil her şeye mesul. Sen kefildin, niye bizi bu hale getirdin? Kefil bu iş kefil olur.
Eğer kefaleti kaldırmasa diyecek ki ben gücüm buna yetmez. Ben bu kefaleti kaldırmıyorum. Arkadaş ben bu işin içinde yok. O zaman adam silinir ve başkası girer oraya. O aralarını bulur. Dava bu. Yoksa eski gibi aşiretler efendim birbirine öyle yok şimdi. Kabile arası. Ama ben Şıkanlı'yı öldürmüşüm. Şıkan'da bir aşiret. Ben Dügerli'yim. Şıkanlardan bir tane öldürmüşüm. O Şıkanları öldürdüğüm kabile benim karşımda çıkar. Veya aşiret olursa bütün aşiret kalkar. Benim de aşiretim kalkar, onlar da aşiret kalkar. Evet. Yani aşiret işine dökersek. Ama şimdi aileler arasında küçüldü yani. Şu anda yani cumhuriyet Hasan abimce berber yani berber. Biraz daha küçüldü yani. Kabile ve familya içine geldi. Evet. Dava bu. Yani evet. Mesela adam öldür bilmem ne. Eski gibi de eşkıyalık yok. Çıkan daha çıkan yok. Evet, yakalıyor. Gidiyor zaten hükümle. Adam öldür git 10 sene veya 5 sene yat çık. En kolayı bu. Yani bizim kanunlarımız yanlış. Bizim efendim anayasamız yanlış. Yani, peki kan davası işleyen birinin ölümüne neden olan biri gitti 10 yıl veya 15 yıl yatı çıktı. Evet. Ama barış olmamışsa evet. O bölgeler huzurlu rahat yaşayabilecek mi? Hayır. Yok. Hayır. O eğer barış yapılmaması o adam çıkmışsa bilhassa ya o köye ya o kabileye ya o mıntıkaya gelemez. Eğer ailesine yüklenmişse başka bir yere gider. Ya Antep, ya Adana, ya yüzünü çevir, ya bir ilçeye gider, ya başka bir uzun, uzak bir köye gider. Dava bu. Yani ta ki barış oluncaya kadar. Barış olursa ondan sonra aileler gelir, oturur, yan yana otururlar. Yoksa olmaz. Yoksa olmaz, imkan yok. Peki Hüseyin Bey, aşiretleri söyledik ama sizinki biraz daha yani kabile dediğimiz, aile dediğimiz kesimde gelişen bir çok da hoş olmayan, hoş olan ama sonuçta barışla noktalanan ve şimdi de o barışın meyvelerini alan bir insansınız. Bize o süreci bir anlatır mısınız? Şimdi 1951'de babamın ölümüyle kardeşimiz mahkum oldu ve 14 tane cinayet işledi. Hı. Karşı taraftan. Ve bu cinayetlerin sebebi de 1960 inkılabında idam edildi. Hı. O günlerden bugüne kadar hala onun acılarını, hala onun şeylerini çekiyoruz. Yani Allah kimseyi düşman yapmasın, vermesin. Bizim barışımızı yapan Urfa'da bir hancı, affedersen, hancı. Ne? Kardeşimiz idama giderken bize bir kelime söyledi. Benim dedi düşmanlarda alacak bir hakkım kalmadı. Gerekeni yaptım. Yalnız Urfa'da bir ağa bir bu hayır sahibi çıkıp bize bir yemek yapıp hele gelin ya sen bunca adam öldürdü bunca şey yaptı gelin bir barış yapın kimsede dedi hakkınız yok kimsede şeyiniz yok Urfa'da da bir adam çıkıp barış yaptırmadı bizi bu hallara düştüm. Hı. Bunun acısını hala çekiyoruz o günden bugüne biz barış elçisi olduk artık nerede bir kan davası olur nerede bir dava olur çaklama olur. Eğer böyle bir şey olduğunda hemen ilk etapta yetişir. Ya bizim başımıza bu olaylar geldi. Sizin başınıza bu olaylar gelmesin. Yani biz bunların acılarını çektik. Biz bunların şeylerini çektik. Onun için yani gerçekten kan davası çok zor bir şey. Kan davası mesela Hasan abinin dediği gibi şimdi kimisi evini yükler. Evini yükleyen adam 100 kızartıcı bir suç yaparsa ne? Eskiden aşiretler araya geldiği gibi şimdi aileler araya gelmiş. Yani küçülmüş. Eskiden bir aşiret bir olay yaparsa o aşiret 10 gün, 15 gün, 1 ay, 2 ay, 3 ay şehire gelmezdi. Ya o köye gelmezdi birbirlerine. Ama şu anda aşiretler bitmiştir. Ailelere dönmüştür. İnşallah daha da bu ailelerin içinde bu barış daha erken sağlanır. Eskiden 20 yıl, 25 yıl, 30 yıl 50 adam ölürdü, 20 adam ölürdü. Mesela bıçakları göz önünde al. Ama sonunda ne oldu? 50 tane de adam olsa sonu barıştı. Barış olduğu için barış elçisi olduğumuzdan da ben şeref duyuyorum. Tabii yalnız ben barış yapan Urfa'da değil. Binlerce adam bu işin gönüllüsü. Hı. Gönüllü olarak koşuyor. Kimin dostudur? Bekir'in dostu. Kimin? Hasan abinin dostu. Hasan abiyi kaldırın. Gel Hasan abi bunlar seni dostu ya gidelim bunların derdi ne? Şimdi iki tarafın da kendi anlaşmaması için talbaya giderler.
birbirinin abasını giyerler yüz yüze. Hakka giderler. Hakka giderler. Herkes birisinin abasını giyer. 3-5 tane büyük adamlar oturur, onlara hak tanır. Der ki seni hakkı bunda 5'tir. Ya seni hakkı bunda 3'tir. O şekilde anlaşma olur. Onun hakkı ödenir. O hak da ödenir. Yani tam parası diye değil. Araya bir yedemin olarak o para iner. O arada bir kefil tutulur. Yedemi şey tutulur bunun. Ondan sonra bir olay olduğunda o adam mesuliyeti üzerine alır. Der ki ben bu olaya herhangi bir şey olmayacağı için ben buna teminat vereyim. Ondan sonra o adama kalkarlar Hasan abinin başına örttüğü kimin ne çek bağlanır arada. Ondan sonra Kur'an'ın altından geçirir. Herkes yemin eder ki barış bu şekilde eğer samimilerse samimi de gitse birbirine yani o barış yemeğinde kinle nefretle bakılırsa zaten o barışın da barış demeye şeyi de yok. İnşallah bundan sonra en kısa zamanda barışlar devam eder. Bu barış zamanında benim açılım diyorlar. Ne açılımı? Benim nenem 60 yıl evvel açılım yapmış. Araba vermiş kızını. Suriye'ye şeye vermiş, Süveleg'e. Batılı'ya vermiş. Suruç'ta Kürt'e vermiş. Iğdırlı'ya vermiş. Yani nedir? 60 yıl evvel açılımı yapmış. Biz hepimiz kardeş olmuşuz, birbirimizin içine girmişiz, kenetlenmişiz. İnşallah bu barış sürüşleri daha güzel olur. Bundan sonra kan davaları olmaz, gençlerimiz ölmez. Biz de inşallah bu şeylere barış edicisi olarak girmeyiz. Ki kendine böyle bir açılma zaten ihtiyacı evet, var. Evet. Ondan dolayı Sayın Akyol size döneyim. Siz, biz başlangıçta söyledik işte kan davaları olduğunda aileler buradan göç eder. Eğer aşiretler arasındaysa bazen aşiretler birbirleriyle sert çıkışırlar olurlardı. Arazilerini bırakan giden insanlar olmuştur. Evlerini bırakıp giden insanlar olmuştur. Ama bir de geçmişte gördüğümüz, yani en azından büyüklerimize dinlediğimiz, kitaplardan okuduğumuz kan davalarında kadına karışılmaz. Doğru. Bu kültür halen bölgede devam ediyor mu? Veyahut da kan davaları olduğu zaman halen sürgün edilen aileler var mı? Veyahut da böyle olaylara denk geldiniz mi? Şimdi aşiretlerin tamamında olmaz bu. Ama şartlı barışlar vardır. Nedir şartlı barış mesela? Diyelim ki bin Muhammed aşiretinin bir kolu var. Evet. Öyle diyelim. O kol barışa yanaşmadığı zaman bin Muhammed'in reisleri de yani ileri gelenleri de o adamı dışlar. Haksızsa yani dışlar onu. Ne yapar? Yani mecburi göçe. Yani oradan yüklenmesini temin eder. Efendime söyleyeyim. Yakın yerde araziler varsa, yakın yerde evler varsa bunlar birbirlerinden ayrılır. Havşanlı'da yaptığımız bir senatında gelirse. Uzaklaştırırlar. İnsanlar birbirini görmediği zaman fazla bir olay olmaz. Ama devamlı yüz yüze bakarsan işte bu benim Allah göstermesin babamı öldürdü, bu benim amcamı öldürdü. Ama yüz yüze geldiğin zaman illaki bir patlak verir. Yani bunları önlemek için ne yapmak lazım? Uzaklaştırmak lazım. Birbirlerinin görmelerini aza düşürmek lazım. Yani bu şekilde yapmak lazım. O aşiret başiret olduğu zaman zaten bütün aşiretler ayağa kalkar. Eskiden yani büyükler burada bana konuşmak düşmüyor. Bir degenek şeyi vardı. Aşiretlerin degenekleri vardı mesela. Ne diyelim mesela Ketkan'da aşiretinden Dinayir aşiretinin degeneği birdi. Hı. Birisi kalktım diye de ondan beraber kalkardı. Barazi 11 kol beraber kalkardı. Ama onların karşısında Dinayir'den Ketkan'da aşireti beraber kalkardı. Bin Muhammed beraber kalkar, Bin Yusuf beraber kalkar. Yani yukarıya gittikçe. Yani işler değişiyor. Bir nevi ülke savaşlarına dönüş gibi oluyor. Yani onun için aileler arasında olduğu zaman haksıza zaten haksız demek lazım. Haksız dediğiniz zaman da bu olaylar kendi kendine çözülür. Peki bu kan davalarında halen kadına ayrı bir yer veriliyor mu? Kadına özellikle yani Urfa'mızda, bölgemizde benim gördüğüm, yaşım 62 benim, hiçbir zaman çocuğa, kadına el uzatılmaz. Ve onlar ıssız bir yere gittiği zaman düşmanı onu gördüğü zaman onu başında muhafız olarak evine kadar götürür. Peki Sayın Ayaz şunu söyleyeyim. Bir kan davalı olan iki aile veyahut da iki kabile var. Araya barış için giriyorsunuz. Nasıl bir süreç başlıyorsunuz, nasıl bitiriyorsunuz? Tabii nasıl başlayacağımızı ilk sefer yakınlarını, ileri gelen kişilerini, onlarla konuşmamız, onlarla yanaşmamız, onlarla şey ettiğimiz zaman, onlar da tabii o olayı yapan
ölen tarafı şey edince öyle ya şey olunca yanaşıyoruz onlara söz alana kadar. Ondan sonra gidiyoruz toplum halı her taraftan aşiretin illeri gelen kişilerden alıyoruz. Gidiyoruz o kanun ya o adamların evinde oturuyoruz. Ondan sonra bir şeyler bağlar çıkar gelir. Yani o aradaki insanların birbirleriyle olan sorunlarını giderme noktasında önce aşiretin ileri gelenleri, ailelerin ileri gelenlerini bir araya gelip mağdur olan kesimin sıkıntısını dinleyip öyle mi çözüyorsunuz? Aynen öyle. Evet. Sayın Büyükarslan, biz aşiretlerden girdik. Arazi davası, kan davası, namus davasına gelen şeyleri söyledik. Sizin bölgenizde kan davalarında kadına dokunulur mu? Yoksa kadın ayrı bir noktada tutulur, kadına karışılmaz. Ve bir barışa gittiğiniz zaman, barışı nihayetlendirdiğiniz zaman barış ibeğinin nerede verileceğini ve barış ibeğinin kimler tarafından verileceğini nasıl belirliyorsunuz? Evet, teşekkür ettim. Şimdi aramızda eskiden kalma kadın da bacımız, karşı taraf bir hayvanımız getti veya bir alışverişini yaptı. Kadın iki tarafın arasında gidip gelir. Serbesttir. Evet. Namus. İki düşman arasında bizim urf adetlerimizi, Araplar urf adetlerimizi, bizim bölgemizi, bizim duyduğumuzu, kadını hiçbir yolu keser hiç yok. Gidip evet. Gelir. Haber de götürür, temiz bir haber de götürür. Bu eğer bir alacak varsa oradan da alıp da ikram edecekler. Muhterem arkadaşlarım gibi mela insanlar yani insanlar yanına gidip de ikram eder o bayanı yolu kutu getirirler. Ha yemek gelince. Yemek ölen kişinin evinde yenmedilse barış sıhhatli değil. Kan davaları. Mağdur olan ailenin evinde yemek yenilecek. Mağdur olan kişi kefil dediğimiz gibi adam o Hüseyin abi gibi o en büyük o ailede sözü geçerli. Güçlüdür, sadıktır, kefil tutulur. Ne? Kefil tuttuktan sonra cemaat barış hakem olan kişiler gelen, selamu aleyküm, aleyküm selam. İkna ettirdiler, barışa geldiler. Ağam diyorlar ki, cemaat tamam, bize bir kefil talep istiyor, serbest yani musafir, hakem olan. Ölen kişi tarafından kefil ister. O dava sahipleri diyor ki buyur. Bana diyorlar ki buyur. İstediğin adamı kefil et. Abim gibi, hacı abim gibi. Tuttum dedim kefildir. Kalktı adam. Dedi ki arkadaşlar amcaoğlum, aşiretim, akrabalarım duydunuz mu? Beni kefil tuttular veya kefil olayım mı? Evet dediler. Kefil olabilirsin. Şahit millet hepsi yabancı, dostu, hepsi barış olan. Kefil oldu bu adam. Bu kefil de kalkıp da kan davalarına gidip köyüne kadar bütün oradaki insanları alıp öğlenin babası veya kardeşin abisinin evine getirdiler. Yemek yediler, barıştılar. Bir hafta veya 15 gün. Karşı taraf bunlara da yemek de yapar. Bunlar da kefil de alıp bu karşı tarafa da getirir. Bizim bu adetlerimiz beledir. Ve böyle de devam ediyor. Bu böyle devam ediyor. Evet. Sayın Arslan, şunu sorayım size. Şimdi bir barış yaptığınız zaman diyelim ki ölen, rahmetlik olan kişinin ölen kişinin genç yaşta, büyümüş yaşta çocukları var. Erkek çocukları var. Siz barış davasına aracı olduğunuzda o ölen kişinin çocuklarıyla mı görüşüyorsunuz? Yoksa o ailenin önde gelen, söz sahibi olan kişisiyle mi görüşüyorsunuz? Ve barış sağlandığı zaman barış yemeğini barışı sağlayan kişi mi, yani aracı kanaat önderi mi yapıyor, yoksa mağdur olan aile mi yapar? Çok güzel bir şey değindiniz. Bunu benden Hasan abi teyzem oğlu, Hasan teyzem oğlu oluyor. Evet. Arabalığımız da var. Eyvallah. Her ne kadar ölen şehir uzak görünüyorsa yakındır, kalplerimiz bir, kanımız bir. Bunu biz Emirler köyünde geçen yıl bir barışımız oldu. Direktmen ben aileye gittim bizzat çocuğun babasını, annesini çağırdım. Hasan abi beni aradı. Karşı tarafta Mardinli de. Bu iş Adana'da oluyor, olay oluyor. Ve orada takdir-i ilahi bir gencimiz ölüyor. Hasan abi devreye girdi.
beni aradı kendisi ve bir muhtarımızın, bir muhtarımız, o da bir aşiretin ileri gelenlerinden. Hı. Abid kardeşimiz. Ben direktmen Hasan abi dedim ki bu işte şüphe kalmasın diye. Ben ailenin, çocuğun babasıyla, annesiyle görüştüm. Kardeşleri de zaten 3 kardeşler. 2 tane kalmıştı. Ben bizzat annelerine bunu söyledim. Dedim anneler aklamasın. Bak kiriyorum kendisine söyledim. Sen bir çocuğun gitti, 2 tanesi kaldı. Sen kalkıp nefse, hırsa dönerse bu çocukların birisi ya ölecek ya öldürecek. 5 dakikalık bir öfke bu çocuğun hayatı eliyle mal edilecek. Ne? Çocukları da çağırdım bizzat. Gençtir. Kanlar kaynamış. Dinamit, ben intikamımı alırım, ben bile ederim, asarım, keserim. Havasıyla. Ben aklı selim bir şekilde baba kimin, abi kimin güzel bir üslupla anlattım. Onlara hayatın ne olduğunu, gerçek insanın ne olduğunu, ölmek ve öldürmek ne olduğunu, Müslümanlıkta neler olduğunu güzel bir şekilde kendilerine anlattım. Hı. Hasan abi gelince kendilerini bizzat orada anneleri Hasan abi sesini dinledi ve çocukların. Anne dışarıda kaldı tabii ki. Dedim bacı bak misafirlerim gelmiş. Sen yarın çocukları kışkırtır mısın bu işlerle ilgili? Dedi bunu Allah'ıma vaat ediyorum. Yeter ki bu barışı yapın. Ben sizin hatırınız için dedi. Benim iyiliğimi istiyorsunuz. Ocağım sönmesin. Hı. Tekrar bu çocukların başına da bir şey gelmesin. Zati devletimiz var. Kanunlarımız var, nizamlarımız var. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Gereken cezayı bulacak. Zati yaşayan bir insan cezaevinde oldu mu ölüdür. Her bir güneş doğuşunda ve batışında ölmüştür. O insan böyle geliyor kendisine. Ben barışı kabul ediyorum dedi. Gençlere de bizzat Hasan Bey'in huzurunda ve bizim Abid kardeşimiz de geldi beraberinde aracı. Onlar huzurunda bizzat şuradan huzurunda. Bakın ben devreye giriyorum. Bu bir kan davası. Yarın amca ben öfkeye kapıldım falan bir şey olursa beni karşınıza bulursunuz. Ben size net bir şekilde bunu söyleyeyim. Kadir Bey, bu konu dengeler konuşur. Barış girirken gerçekten senin hatırın, ağırlığın olmazsa o barışlar barış sağlanmaz. O barışta gerçek etkinlik olmaz. Hı. Bir yandan kanunlarımız, nizamımız baş tacı, devletimizin kudreti baş tacı. Onlar ayrı. Ancak bu bir gelenek ve gerçekten dünyanın ilerleyişi de her zaman bu görünüyor. Hı. Her zaman zati denge oldu mu? Barış sağladın mı? Bugün Kadir Bey geldi Arslan Aslan'a dedi ki Arslan abi bu iş bitecek. Senden rica ediyoruz. Bir yandan da gerçekten samimi bir şekilde girdiyseniz zati benim mağduriyetimi de göz önüne alıyorsunuz. Bana yardımcı oldunuz mu? Zati ben size inanıyorum ve size güveniyorum. Kan davası demek çok büyük bir şeydir. İnan ki bir felaketler. Allah getirmesin. 5 dakikalık bir öfke bir aileyi, bir aşireti dağıtır. Hı. Aşiret bayraktan büyüklerine dediler ki İşte zamanında aşiretler karşı karşıya gelirdi. Şimdiki medeni usul hangi aileden vuruluyorsa o aile karşı karşıya geliyor. Ancak aileler, o aşiretleri, ileri gelenleri hemen birbirlerini bulurlar. Ve sizin gibi insanlar devreye koyarlar. Güzel bir şekilde gerçekten kanaate varır. Vicdan. İlk önce vicdan. Kanaati zaten geldi mi? Karşıdaki inandı mı sana? Hem namusunu düşünür. Hem hayatını düşünür. Bayatan bayaları söylediniz. Hı. Bir gün ben kalkıp bu evlerden göçsem benim kızım, gelinim, hayatım sönecek. Gidip çadırlarda veya başka bir memlekette kim beni tanıyacak? Ağırlığımı, kişiliğimi. Ben cezaevine düştüğüm zaman benim hanımım, ailem, benim arkamda olan bütün aile fertleri perişan olacak. Her yerde saklanmış gibi saklanacaklar. Bunlar nereye gidecekleri? Ne yer sığar ne gök sığar. Çünkü perişan olacak. Perişan olacak. Siz biliyorsunuz Urfalısınız. Hele hele bu gibi konularda maddiye dediğin zaman bayaktan Hüseyin dayım bir şey söyledi. Ben Bin Yusuf aşireti benim dayılarım olduğu için Naim ve hı, diğer aşiretlere Bin Yusuf'a bağlı olanlara dayı diyorum. Hüseyin dayıma da ben saygı diyorum. Gerçekten güzel bir üslupla anlattı. Dedi ki para bir amanettir. O kan bedeli dediğimiz zaman kan bedelleri gerçekten yani sükuneti vuran taraf mağdur tarafı memnun etmek için cezalandırmak gibi. Hı. Bekir amcamla beraber Hacı Bekir abim hem amimdir. Hı. Hem abim hem bir amimdir. Kendi oran yerlisidir ama tam aşiretinin ağalarından beklerindendir. Bizim aşirette oldu 50-60 yıldır köyü var bizde. Hı. 2-3 konuyu beraber hallettik. Bayaktan söyledi ya dedi işte filan köy filan köy. Hı. Onları bizzat yaşadık. Samimi oldular mı? Sana inanırlar.
o kan bedeliyle ilgili tarla mesele konusu var. Bu köyden kaç tarafa kaldırıyorsun. Kaldırdığın zaman zati senin düşmanını gözünde görmedin mi? Yüreğin zati direkmen yanmaz. Unutursun. Hı. Ama her gün karşı karşıya çıktılar mı? Göz gözde geldiler mi? Fitneciler ve küzler çok aşırı derecede de var. Bu zamanda gerçek ne kadar medeniyet varsa da şükürler olsun. Şimdi herkes Kur'an-ı Kerim okuyor. Herkes çocuklarını okullarda okutuyor. Hayatın olduğunu, cezalarının olduğunu. Mesela şimdi ben bizzati bir dava vakıf oldum. Bizim bir kardeşimiz var. Avukatımız Ahmet Tüysüz. Onun bir belgesi de var. Barış belgesi. Hem bir yandan avukatlık yapıyor. Davalara da giriyor. Ama bir yandan siz gibi mühterem büyüklerimiz, abilerimiz, büyüklerimiz devreye girdiler mi? Hemen Ahmet Bey bu konuyla ilgili böyle böyle yapacağız dedi mi? Hemen otomatik mi? Ne kadar kanunların nizamını takip ediyorsa da Ahmet Bey kahar bize yardımcı olurdu. Hemen hem karşı tarafı sükunete, hem mağdur tarafı, hem öbür tarafı da güzel bir şekilde barışlara vesile oluyorlar. Hı. Bu sizin gibi insanlar, gerçekten medeni insanlar bize bu zamanda çok yardımcı oluyorlar. Bazı insanlar kin ve nefretle benim babası, dedesi benim dedeme bel etmiş. Babası benim babama bel etti. İntikam arayışında olan insanlar bu laf fitneci. Zaten en tehlikeli insanlar onlar toplumda yer bulmuyorlar. Peki bu barışı sağladığınızda barış yemeğinin nerede verileceğini kanaat önderleri olarak mı karar veriyorsunuz? Ailelerden mi soruyorsunuz? Ve barış yemeğini kim karşılıyor? Bu çok güzel bir şey söylediniz. Zaten kanaat önderi dediğin zaman kanaatı neye hasıl olacak? Kim mağdur? Bir gün karşı taraf senin evine gelip çuluna geldi mi? Senin elini gözünü öptü mü? Büyüklerimizin sayesinde. Hı. Orada sen diyorsun ki ya Allah razı olsun evime kadar geldiler. Hı. Bu işle ilgili hem içindeki nefret zaten senin ayağına geldiler. Sen orada büyüklerin nezaretinde bayaktan İsmail amca da bunu söyledi. Büyüklerimiz yine söylediler. Bu çok önemli bir konu. Zaten bu zamanda biraz şey olmuş, medeniyete döküldüğü için diyelim ki Çamlık'a veya Yenişehir vali konağına oraya büyük aileler geldiği zaman zaten Allah razı olsun, valilerimiz olsun, alay komutanımız olsun, emniyet müdürümüz olsun. Ben bizzat bunları her zaman çağırmış ve davetlere katmışım. Çünkü orada protokol da geldi mi gerçek samimi barışta, orada kişi ve kişiler kışkırtıran da durur. Çünkü belli isimler belli. Hı. O aile sahibi de diyor ki büyüklerimizin huzurunda olduğu zaman korkar. Diyor ki ben bu işe hıyanet ettiğim zaman büyük intikama geçtiği için biliyorsunuz idamlar var, müebbetler var. İdam şimdi kalmıyor, müebbet. Perişan olur. İntikam şükürler olsun. Şimdi ben 1963 doğumluyum. Henüz öper 4 çocuk babasıyım. Allah'ım pardon. 9 çocuk babasıyım. Bu işin intikamını görmemişiz. Tabii ki bunu amcam bunu söyledi. Köyde de en az çocuklu benim şimdi de. Evet. Şükürler olsun diyoruz ki böyle güzel bir çocuk dediğim zaman medeni bir şekilde çocuk yetiştirdiğim zaman bu işlere karşı olurlar zaten. Hı. Bütün okumuş insan şimdi çok nadir olmuş böyle ki tahrik 5 dakikalık bir öfkeyle. Ben sulama bir başkanlığı yapıyorum. İnanın ki bazı insanlar ben yaşlı babam yaşında olan bir insan huzurda bana küfür etmiş, bana işçim diyor ki veya benim çalışanım, başkanım adam bize küfür ediyor. Hayır bana değil, bekçe küfür ediyor. Adam 5 dakika sonra özür diler ve o öfkeyle ben kalkıp hareket etsem zararı çıkacağıma inanıyorum. Hı. Her zaman sabır, hele hele bu gibi konularda tehlike gelen gençler var. Kanları kaynamış görüyorsunuz. Pompalıyı tutar, dehşet saçıyor. Hı. Ya kim kimi vuruyor? Şimdi bayağıdan barışı söylediniz. Bizim için şimdi en büyük barış, en büyük barışımız bu kanın bir an önce durması, hı, sükunete kavuşması, yetkililer ve hele terörden beslenen kişileri sesleniyoruz, kışkırtmasılar ve terörü önleyecek kişiler, bizzat yetkililer, büyüklerimiz. Bayağı da ne söylüyoruz, güzel bir kelime kullandınız. Kim kim vuruyor diye orada büyük üzüntü yaşıyoruz. O cenazeler geldiği zaman, o yetim çocukları gördüğümüz zaman, ufacık çocuklar gözlerini silerken, böyle yürekleri titrerken, vallahi billahi bayaktan ben diyorum ki, bir ara yine programa katıldım. Bana dediler ki başkan niye celanıyorsun? Sen tecrübeli bir insansın. Ya dedim bu konu gündeme geldiği zaman, benim yüreğim, vicdanım sızlıyor.
bu konuyla ilgili heyecanlanıyorum. Halbuki ben ömürdür bir oldu 14-15 yıldır her zaman ekranlarda sizin gibi kardeşlerimizin sözlerini an davalarına girmiş bir insanım. Benim dayım bir aşiret reisidir. Bin Yusuf aşiret reisi, Şavaksel, Abdurrahman Kılıç büyük aşiret reisleridir. Her zaman da onların yanındayız. Bu kan davalarında kendileri de barış elçileridir. Ben kan davalarını kim kışkırtıyorsa, kim yardımcı oluyorsa, kışkırtırana karşı var ya, ben diyorum ki Rabbel Alemin onun hakkını verir. Barış elçileri olan insanlar da zat-ı mükafatını da bulur. Sizin gibi insanlar bu konuyla vesile olmuşlar. Teşekkür ederiz. Peki. Her zaman Kanal Urfa olarak ben buna inan ki iftiharla, gururla söylüyorum. Bu konular çok mükemmel değiniyorsunuz. Peki, Allah çok teşekkür ederim. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Türkiye'nin barış ve tüm insanlığa barış gelmesi temennisiyle.